Sıkıntı yok. Beşinci deneme, 15. soru. Güzel bir soru hem de. Şekil 1 ve şekil 2'de alanları 720 metrekare olan eş büyüklükte 2 kare arsa verilmiştir. Şekil 1'deki kök 720 olacak. O da neyin katı? Şu an tam 144 çarpı 5. 144 çarpı 5. 720. 12 kök 5. Yes. O bir kenarda duracak da daha sonra kullanacağız biz onu. Kesin tamam. Kullanacağız. Şekil 2'deki arsa da aynı şekilde. Evet. Orada şekil 2'de de 4 tane çay bahçesi var. Bunlar da kare. Hı-hı. Unutmayalım. Bu dediğin 12 kök 5 burası için de geçerli bu arada. Tamam. Geçti. Aşağı ineyim. Şekil 1'deki özdeş 4 yolun genişliği x metre. Şekil 2'deki yolun genişliği 4 kök 5 metredir. Çay bahçesinin bir kenarı ile basketbol sahasının kısa kenarı eşit uzunlukta olduğuna göre x kaç metredir? Bu çay bahçesinin bir kısa kenarını, ya da kısa kenar değil, çay bahçesinin bir kenarını bulalım. 8 kök 5 iki tanesininki, bir tanesininki 4 kök 5. İşte bunu kullanmamız lazım. Çünkü o yüzden ben burayı eşit diye altını çizdim. Hı-hı. 4 kök 5 şeymiş. Sen söyle, basketbol sahasının kısa kenarı. Tamam. Şimdi. Bu arada bunlar da eş büyüklükte iki kare arsa verilmişti diyor. Bu dikdörtgenler de eş. Tamam. Tamam mı? Bu dikdörtgenler de eş. Yani dikdörtgenin kısa kenarı diğer futbolun mesela kısa kenarına eşit. Yani burasına da 4 kök 5 gönül rahatlığıyla yazabilirim. Uzun kenarı da diğeriyle de eşit. Şimdi o zaman benim mantığım şunu söylüyor. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Şurası tam ortası oluyor ya. Belki tam gözükmüyor. Çizemedim ama şöyle bir daha çizeyim. Bir sayı vereceğiz. Uzun 12 kök 5'in yarısı ne? 6 kök 5. O zaman x eşit 2 kök 5. Bu bitti. Böylelikle burası 6 kök 5 oluyor işte. Evet. Burası 4 kök 5 oluyor. Yine 4 kök 5. Yine 2 kök 5 kalıyor. İşte burası 6 kök 5. Yani eş oluyor mu olmuyor mu? Ben devam onu kontrol. Evet. Ben şu an kontroldeyim yani. Alıyor mu olmuyor mu? Hepsi çatır çutur oluyor işte. Yani cevap 2 kök 5'miş. Bursa. Evet. Mükemmel bir örnek geldi. Zorluğuyla alakası yok. Harika bir karekök sorusu. Tamam. Biraz bir tık da büyüteceğim. Önce eşkenar dörtgenle alakalı bir bilgi vermiş. 60'da 120. Kenarlar. Tamam. Aşağıda üzerinde ağırlık olan eşkenar dörtgen şeklinde eş uzunluktaki... Bir dakika hocam. Pin uzunluğu eşkenar dörtgenin bir kenarına eşittir. Yani tamam. Şunların hepsi eşit. Soru içinde kullanacağım için. Artı burada bu soruyu hazırlayanın vermediği bir şey daha var ama senin bildiğini düşünüyorum. Bir karenin benim için önemli olan şeylerden 4 kök 2. Aha. Ne diyor? Aferin. Köşeyim. Ya. Gel buraya. Niye çizemedik? Ha. Ha, tabii maviye mavi olmaz. Burası x, burası x'ken köşegen ne olur? X kök 2. Bunu da kullanacağım. Şimdi iniyoruz soruya. Tamam. Hareketli noktalar. Tamam. Şekil 1'deki eşkenar dörtgen şeklinde makaslardan bir tanesinin çevresi 12 desimetredir. O zaman 4'de böleceğiz. 3 olacak. Ha, 4 değil 3 olacak. Pardon. 3, 3, 3, 3. Burası için ne diyeceksin o zaman? Olur. Orası da 3 olmalı. 3, 3, 3. O zaman 9. Y ne çıkıyor? Bu tamam. Y'yi 9 bulduk. Hı hı. Aynı şekil. 3, 3, 3, 3. 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kere 9 kök 2. Standart o da 81. 9 nedir diyor. Hangi sayılar arasındadır? Tamam. Kök 161 edecek 9 kök 2.
O da 14 ile ay 14 diyorum. 12 ile 13 arasında. O zaman 3'e 4 arasında olmalı. Aklıma bir şey geldi sen böyle çözdüğünde. Ben bunu 9 parantezin alabilir miyim? Kök Evet. 2 nedir? Kök ha 1,7 miydi? 14. 1,41. Pardon, tamam. 1 0,41 ile 9'u çarpacağız. O da 3,61 gibi bir şey. 69 olacak. Öyle bir şey değil mi? Zaten bu sayı neyden arasında? 3'e 4. Aklıma geldi öyle yani. Yani yapmak zorunda değilsin onu. Bir an öyle bir şey geldi. O da olabilir. İyi olmasın. 17. Evet, pH değeri 7'nin altında olan çözeltiler asidik, 7'nin üzerinde olan çözeltiler baziktir. pH etmenindeki sayıların anlamı şu şekildedir. pH ha. Ulan 1 litre sıvıda 10 üzeri eksi 6 adet hidrojen iyonu, 10 üzeri eksi 8 adet hidroksil iyonu bulunur. Aynı pH Dediği değeri. şeyleri kullanacağız. Ben sana Tamam. söyleyeyim. Bunu kullanacağız. Aynı Tamam. pH değerinde hidrojen ve hidroksil iyonlarının miktarları çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Sağlıyor Sağdan mu bu? Bu söylediği şey sağlıyor mu bunları çarptığında? Heh. Tamam. Devam. sola doğru her birimde asit değeri 10 katına çıkmaktadır. Yani bu tarafa doğru gittikçe asit 10 çarpı 10 artacak. çarpı 10. Yani her birim için söylüyor. Peki bunu tersten düşünürsem ne olacak? Şöyle 10 şöyle gidince ne oluyor? azalacak. 10 üzeri eksi 1 ile çarpacağız. Azalma değil. Bölünecek. Heh. Sonuçta azalıyor da ama o azalmayı O çarpa çarpa azalmayla değil, 10. çıkartma değil. Çıkarma değil. Aferin. Devam. Buna göre pH eşittir 12 olan 1 litrelik bir sıvıda bulunan hidrojen miktarı içinde 10 üzeri eksi 5 adet hidroksil miktarı bulunan 1 litrelik başka bir sıvıdaki hidrojen miktarının kaç katıdır? Şuraya da bir çekiyorum. Şuraya bir çizgi çekiyorum. İçinde Tamam. 10 üzeri eksi 5 hidroksil varsa hidrojen miktarı ne kadar olacak? Toplamları toplam değil de 10 çarpımları 10 üzeri eksi 14 olması için ben buraya ne yazmam eksi lazım? 9 olmalı. İkinci durumu şöyle bir şey buldum. 10 üzeri eksi 9'u buldum. Şimdi burayı bulacağım. Bu oranı bulacağım ya. pH 12. 12 burada. Bizim Evet. örneğimiz buradaydı. 6'da. O Buradayken zaman değer 10 10 üzeri eksi üzeri 6'ya eksi bölecek. 6. Hidrojen 10 üzeri eksi 6 6'ya bölü bölmeyeceksin. 10 üzeri 6'ya böleceksin. 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Yani 10 üzeri eksi 6'yı 10 üzeri 6'ya böl. 10 üzeri eksi 12 diyeceğim, diyeceksin. Ha tamam. Anlamadım. Eksi 12 Orayı anlamadım. olacak. Olacak mı? 10 üzeri eksi 12'yi anlıyor musun? Şimdi hep Evet. ona böleceğiz ya. Ona bölmek demek bir sayıyı aynı zamanda 10 üzeri eksi 1 ile çarpmak demektir. Evet. Her 10 üzeri birimi 10 üzeri 6 eksi 1 ile çarpacağım. Ona kaç defa çarpacağım ben bunu? 6 defa çarpacağım, 6 değil mi? defa. Bari Evet. üst düzey matematik konuşalım ya. Öyle kısa şey konuşmayalım. O da 10 üzeri eksi 6 yapar. O da 10 üzeri eksi 10 12. üzeri 12. Hop, O soru zaman işaretinin 10 cevabı da üzeri 10 üzeri eksi 12. hayır. Bölümün sonucu ne olur? 10 üzeri eksi 3. Geçmiş olsun Denizli. Olasılık. 300 az. Aynen öyle. Olasılık. Belki görünüyordur umarım. Şu an gözüküyor hocam, sıkıntı yok. Bir cisim ipleri görseldeki gibi asıldığında her ip ve cismin ağırlığının ip sayısına bölümü kadar ağırlık düşer. Örneğin yukarıdaki görselde 6 kilogram ağırlık 2 ip ile asıldığında her ipe 3 kilogramlık ağırlık düşer. Tamam. 36 kilogramlık kütle 10 ip asıldığı 10 ip ile görseldeki gibi asılmıştır. Her bir ip en fazla 10 kilograma kadar dayanıklıdır. Başlangıçta ve sırasıyla ipler kesilerek her bir ipe düşen ağırlık hesaplanmaktadır. Buna göre ipler kopmadan herhangi bir anda
Her bir ipe düşen ağırlığın kilogram cinsinden tam sayılma değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani olasılığı nedir? Şimdi 3,6 düşer ilk olarak. Sonra bir Sekiz, ip altı keseriz. demek 10. Evet. Bir ip keseriz. 9 olur. 31, 4 olur o zaman da. 36 bölü 8, 36 bölü 7, 36 bölü 6, 6, 36 bölü 5, 7, 36 bölü 4, 9, 36 bölü 3 yazarsam 12 bunu de kabul yok. etmem. Bu 12 olur, olmaz. Dörde Doğru değil kadar mi? yok. Evet. Tam sayı. Yani tüm durumların, şu an ben tüm durumları hesaplıyorum. Ha, şu an tam sayıda değilim. 1, 2, 1, 3, 2, 6, 3, 7. 4, 5, 6, 7 tane durum var. Hı. Bunlar içerisinde tam sayı olanlar. Bak bu 4. Zaten çıkıyor hocam ya. 7 olunca olasılık bir tek adana oluyor. Bu da olur. Bu da 9. giriyor. 3 3 tane tane. durum var. 3 bölü 7. Güzel bir örnek. Çamur, tamam. Yarıçapı x artı y santimetre olan görseldeki el işi kağıdının 60 derecelik kısmı kesilip atılıyor. AKLB dörtgeni ok yönünde ortadan ikiye katlanarak şekil birdeki kağıt ok yönünde ikiye katlanarak şekil ikideki görünüm elde ediliyor. Katlama kısmını geç, salla. Onu daha sonra konuşuruz. Öncelikle bunun alanını bulmamız lazım. Alanı için 6 ile Şuranın çarptı. uzunluğunu bulabilirsen, bak buranın uzunluğunu bulabilirsen, yani X şuraya artı y. bölmüş olacaksın. Doğru mu? He? Evet. X artı y Ne alırım. buldun? X artı y. Çünkü çevre zaten 6x artı 6y. Onu da 6'ya bulacağız. Bunu da 6'ya böleceksin. Çünkü 60 derece 360'ın 6'da biri. Bam, Evet. bam, bam. Yani buranın uzunluğu X x artı y. artı y'ye çıktı. Tamam. Burası böyle x artı y'nin parantez karesiymiş gibi dursun mu? Tamam. Biz bu sorularda sondan başa doğru gideceğiz. Şimdi Hı. kesilen bölge var ya. Şurada Tamam. kesilen bölge x çarpı y mi? Evet. Şimdi kesilip çıkarılıyor ya. 2 ile çarpacaksın, sonra bir daha 2 İki. ile çarpacaksın. 4x'i. Çıkacak. Değil Evet. mi? Çıkacak. Şu x artı y'nin parantez karesiydi bu başlangıç. Bunun açılımı X 2x'i o artı y mudur? kare. Evet. 4x'e Eksi çıkınca eksi 2x'i olacak. eksi 2 x'ye O zaman kalacak. x O eksi zaman y'nin ha. karesi olur. İşte bu. Aynen böyle. Aferin sana. Deneminin son sorusu. Bu da hoş. Bu da beğendiğim bir sorulardan biri. Tam da gelmesi Oh. Kırtasiyede 12'li ve 18'li paketler halinde satılan boya kalemlerinden Meryem 12'li paket, Feyza 18'li paketlerden eşit tutarda ödeme yapacak şekilde alım yapmışlardır. Tamam. eşit tutarda ödeme yapıyorlarmış. Eşit Püf kalemli noktalardan biri tutar. bu. Yok, Tamam. eşit kalem değil. Evet, tutar. Ödeyecekleri tutar eşit. 18, 24, yani 72 olur büyük olasılıkla. 72 katları. Bir saniye. 24 ile 18'in ekokunu 72 TL dedin değil mi? Süper. Peki. Devam. Siyah yeri bir oku. Şurayı. Feyza'nın almış olduğu paketlerdeki boya kalemi sayısı, Meryem'in almış olduğu paketlerdeki boya kalemi sayısından 24 fazla olduğuna göre Feyza ve Meryem'in kırtasiyeye toplam kaç TL ödemiştirler? Bunu kaç para ödemiş en son bakacağız. Şimdi bu 24'ü ayarlamam lazım. Şimdi hangisi Feyza, hangisi şey, benim kafam karışmasın diye bu kalemlerin üstüne isimlerini bir yazayım. 18 TL ödeyen kimdi? Meryem 18 TL ödeyen. Bu da Feyza. Feyza. 18 lira, 72 lira ödediğine göre kaç paket alıyor? 4 paket mi alıyor? 4 paket eder. Her Zaten pakette ne kadar var? Kaç kalem var? 48. 12 ile Pakette çarptık. 12, toplamda 48. 48 tane. 18 lira paketini ödüyorsan toplam, bir dakika ya, yanlış çarptık. Dur.
24'ü 4 ile çarparsam... 3 ile olacak, 36 olacak. Bunlar Feyza'nın kalemleri. Bu Feyza'nın kalemleri olacak. 3 çarpı Feyza'nın kalemleri kaçlıydı bu arada? Onu da yanlış yazmıyor. 18'li kalem. 3 çarpı 18'li yazacağım. Bak orada sayılar birbirinin içine giriyor. Buraya dikkat etmem lazım. Baştan şey yapalım, anlaşalım. Tamam. 24 TL'ydi burası. Ve bunların içinde 18 tane kalem var. Bunun içinde 12 tane. 12 tane. 24 lira. Her pakette 18 lira var. 3 paket aldığını farz ediyorum. 54 18. tane mi? Evet. 3 çarpı 18, 54. Bir paketi 18 liraysa 72 lira ödemesi için 4 tane paket alması lazım. Evet. Her paketin içinde de 12 tane var. 4 çarpı 12'den de bu 48 adet mi olur? Hı hı. Bu 54 ile 48 arasındaki fark kaç? 6. Artı 6. Ama bizim fazlamız ne kadardı? 24. O zaman 4 ile çarpacağız. 72'nin 4 katı koç. Mantığı anladın mı? Evet. Aradaki farkı bulduk. Onun da istediğimiz farkın kaç katı olduğunu bulduk. Aradığımız sayının kaç katı. Ben burada yaptığım çarpma işlemleri ekstradan bir şey değildi daha. Ben bunu kalem cinsinden yazmaya çalıştım. Önce paketleri buldum. Her paketteki kalem sayısını buldum. O zaman o paketler arasındaki farkı buldum. 6 fark. Ama bizdeki istenilen 24 olması isteniyor. 4 katı. O zaman 72'nin de 4 katını bulacağım. 288. O yüzden bu soruyu... Hocam 576 olmaz mı? İkisi de 72 ödüyor. Yani ikisi birden 72 ödüyor. Onun 4 katı olmaz mı? Bir dakika. Ortada dur. Dur. Aferin sana. Güzel bir şey. Tam 288 lira şeydi. Yarısı. Bir tanesinin ödedi. Bir tanesinin ödedi. 288 lira. Bu da 288 ödeyecek. Doğru. 576 olur. Helal. İkisinin ödediği toplamı bulacağız. Güzel. Bu denemeyi de böyle